Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir haberim var. Terapi klanımızdan sevgili Hasan Çabaş abimiz, şöyle terapi klanına geçeyim. Kendi ismini vermeyeyim hesap adını. 5 adet altın bilet bağışladı arkadaşlar. Dedi ki kanalında çekiliş yap. Şartı ne olsun abi dedim. Hiçbir şart yok. Tek dedi Instagram coş.terapiyi takip etsinler. Yeter dedi. Aşağıya arkadaşlar şöyle bir şart da ben eklemek istiyorum. 5 altın bilet az değil. Bu arada isteyene altın bilet yerine arka plan da yükleyebiliriz. Yani 5 adet altın bilet veya arka plan. İstediğinizi seçebilirsiniz. Arkaya şöyle bir şey koyuyorum altı arkadaşlar. Bursa GB benim referans linkimi koyuyorum. Oraya kayıt yaptırıyorsunuz. Bu gönderiye like atıyorsunuz ve katılıyorum yazıyorsunuz. Instagram coş.terapi adresinde takip ediyorsunuz. 3 şartı varmış. Neymiş? Instagram coş.terapi, Bursa GB kaydı ve son olarak gönderiye like atıp katılıyorum yazmak. Bu kadar basit arkadaşlar. Bir çekiliş videosunu sadece böyle konuşarak kapatmak istemiyorum. Bu yüzden sizinle birlikte şöyle bir ordu göstereceğim. 2 günde neler yaptığımı görün arkadaşlar. Savaş günü burada savaşım kalmadı. Diğer hesabımla savaşacağım. Bakın 289 atmışım bugün. Eyvah, 3 tane üçlük kaçırdım. Bir süreden gitti. Hatta diğerleri de süreden gitti diyebilirim. Dün de 299 atmışım arkadaşlar. Savunmalarımın güzelliğine bakar mısınız? Ben 5800 kupadayım arkadaşlar. Şu savunma da anormal yani. Bu arada düzeni isteyen olursa savunma düzeni bu yorumlara da yazsın. Düzeni verebilirim herkese. Arkadaşlar, ordumuz şu şekilde. Bakın 10 tane süper barbar, 8 tane ormancı, 9 tane valkir, 2 sarmaşık. Kilit nokta bu 2 sarmaşık ve koruyucudaki arkadaşlar şu özellik. Bunun üçü birleşince öyle bir şey ortaya çıkıyor ki anlatamam. Koruyucuda arkadaşlar şifa büyük kitabını kullanıyoruz mutlaka. Yani burada mücadele atıp göstermek istemiyorum. Yan hesaplarımla savaşarak size bunu göstermek istiyorum. 2-3 tane üçlük atalım. Hem videomuz 8 dakikayı geçsin. 8 dakikanın altında reklam geliri yok. Reklam gelirinden de ne kadar kazanıyorsun derseniz video başı 50-60 lira bir şey arkadaşlar. Çok fazla bir şeyim yok. Ben çünkü videolara en seyrek videoyu koy seçeneğini seçerek video yapıyorum. Bu yüzden arkadaşlar hemen yan hesabımıza geçip şu sağlam ordumuza geçelim. Evet arkadaşlar, bir adet birlik yükseltme iksirimi kullandım. Ordumuz gördüğünüz gibi hazır. Valkirimiz, ormancımız, her şeyimiz max olsun diye de böyle yaptım. Sadece koruyucu da burada öfke taşı var. Mecbur öfke taşını koydum arkadaşlar. Çünkü diğeri çok düşüktü. Bakın belediye merkezde görünmezlikli düzen geldiyse tomruk kullanmanızı tavsiye ederim. Bizde de son seviye, max seviye tomruğumuz var. Kullanacağız. Bakın şuradan koridoru açacağım. Orduyu şöyle salacağım arkadaşlar. Merkeze doğru da tomruk gidecek. Belediyeyi tomruk kendiliğinden alacak zaten. Planımız bu şekilde. Bakalım. Şuradan bir adet ormancımı bırakıp, hatta iki adet bırakalım. Şöyle 5, 6, 7, 8 tane şeylerimizi bıraktım. Şuradan da bir küçük koridor açılsın diye. At 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 at. Şurayı mutlaka koridorunu açmamız lazım arkadaşlar. Bu yüzden o kadar attım. O kadar da atmak lazım, inanın bana. Şuraya şöyle iskeletlerimi attım arkadaşlar. Ormancılarımı yolladım. Ondan sonra koruyucu, kral, kraliçe. Tomruğumu hafif sağlıverdim. Klan kalesi sağdan geleceği için. Geri kalan bütün ordumu şu anda yolladım. İki tane görünmezlik kulesini burada aktif edeceğiz. Hatta kendiliğinden de aktif oldu da. Şöyle arkadaşlar, zehir kulemi attım. Güzel bir şekilde girişimizi sağladık. Koruyucu özelliği için bekledim. Şimdi bastım. Oradan hızlıca madem geldiniz. Yapma be. Belediye zehrine girmeyecekti askerlerimiz. Kötü oldu bu he. Ciddi manada kötü oldu. Valkirler hemen belediyeyi aldılar ama orada pertinga oldular. Şuraya bir sarmaşık attım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yoğun bir savunma vardı orada. Şuradan bir kellemizi attım. Barbar kral, nereye vuruyorsun? Canını ısırdım. Gel. Sana duvar açayım. Gel. Tamam. Şu tarafta ordumuz zaten arkadaşlar çok güçlü. Bakın. İkinci sarmaşığımı bekletiyorum. Şifa büyümü de. Ordu güçlü mü? Ordu kalmamış. Ne ordu güçlüsü? Öfkemizi durduruyorum. Şifamızı durduruyormuşum. Şifayı şöyle attım arkadaşlar. En azından Pekkaların canı yükselsin. Şurayı bir adet daha sarmaşıklıyorum.
Barbar kral özelliğiyle şurayı pertingo edeceğiz. Barbar kral biraz daha vur. Şimdi. Bakın barbar kral özelliğine bastım. Burada monolit falan hiçbir şey bırakmayacak. Yok ya, çok anormal vuruyorsun barbar kral. Dışarıdan şu çok... Lan kraliyeti hiç atmamışız. Şaka mı? Kraliyet atmamışız ya. Neyse, şuradaki orduya dahil edelim ya. Barbar kral burayı her türlü alacak zaten. Şurayı bir öfkeleyelim. Kraliyeti buradan atarım. Kraliçe özelliğine basalım. Özelliğiyle ölmesin. Tam şu orta noktaya atarsam üçü birden donar mı dedim. Çok güzel bir dondurmaydı ya. Kraliçe soldan gelirsen her yeri görüyorsun yeğenim. Gel buraya. Neyse, üçlendi zaten ya. Kraliyet, ordu bozulmasın. Oh be, son saniyede son sineği de attım yani. Arkadaşlar, ordu gördüğünüz gibi aşırı güçlü. Ben 5800'lü kupalarda elimi kolumu sallaya sallaya, gördüğünüz gibi, ki daha kraliyete atmadan üçlüyorum. Üçleyemediğim hiçbir tane bile düzen olmadı arkadaşlar. Hepsini üçledim yani. Hadi geçelim bir sonraki saldırıya. Bu arada şu etkinlik var, görüyorsunuz. Seri bonusunu al dedim. Yani ya taş harcayacaksınız buna. Bilmiyorum, çok fazla taş istiyor. Arada bir böyle 20-30 taş kaldıysa arkadaşlar basabilirsiniz de. Bu 90 taş, 100 taş çok fazla. Bir sonraki günü bekleriz yani. Üçüncü günü mü açtık şu an? Aynen. Saçma sapan bir etkinlik. Biz 300 tane parlak cevhermiş. Yani senin getirdiğin etkinliğe süpersel. Arkadaşlar, arada aslında farklı saldırı da yaptım da %92 mi 1 mi ne kaldım. Boş verin, saldırımızı yapalım. Evet, belediye orada, bir tane görünmezlik kulesi, bir tane de öfke kulesi var. O zaman biz nereden girelim? Monolitten girelim buraya arkadaşlar. Görünmezlik kulesinin hiçbir önemi yok. Şurayı şöyle sarmaşıklarız kartal topuyla belediyeyi birlikte. Geri kalan valla elimizden geleni yapacağız işte ya. Anlatmayalım, yaşatalım diyorum. Her zamanki gibi şuradan uçan kışlamızı verdim. Şuraya şöyle temizlik askeri atmam lazım ki uçan kışla şuradan içeriye girebilsin. Şuradan bir tane ormancı yollayıp şu köşeyi almam lazım. Yapma be, şuraya gitmen lazım. Neyse, iki tane okçu atalım. Şurayı şöyle iskeletimizi yapıştırıp buradan şöyle ordumu içeriye doğru saldım arkadaşlar. Şöyle barbar kral, ordu, müdür yardımcısı, kelle avcımı da attım, hadi iyisiniz zaten. Şurayı bir öfkeleyelim. Çok rahat, çok hızlı gidiyoruz. Koruyucu özelliğimi bastım. Bir öfke daha atalım. Şöyle zehir. Şöyle bir de dondurma. Hem görünmezlik kulesini hem rakip klan kalesini dondurdum arkadaşlar. Kraliyeti sağdan attım. Görünmezlik kulesi aktif olduktan sonra şöyle sarmaşımı da attım. Çok güzel. Ağır savunmaların hepsini şu anda dondurmuş vaziyetteyiz. Hadi Valkirler, gelin şuraya canınızı doldurun. Bak bak bak, nasıl canlarını fulledi Valkirler. Süpersiniz işte ya. Kimin Valkiri bu? Bu benim Valkir. Bir... Ne saçmalıyoruz? Hadi hadi hadi. Bu arada öfke şişesi de az değil ha. Dur bakayım. Şurayı bir daha sarmaşıklayalım. Çoklu cehennemi boş ver. Almasak da olur. Barbar kral özelliğimiz duruyor. Valkirlerimiz dışarıda temizlik yapıyor. Pekkalarımız burada. Diğer valkirimiz geldi. Barbar krala vuruyor. Dondurma büyüğümüz elimizde. Bu da bize 3 yıldızı getiriyor arkadaşlar. Yani ordu öyle böyle güçlü değil. Dediğim gibi arkadaşlar, çekilişe de Hasan Çabaş abimizin çekilişi 5 adet altın bilet veya arka plan, çok büyük bir çekiliş arkadaşlar. Ben koca YouTuber'larda bile bu kadar verdiklerini bilmiyorum. Sağ olsun, onun sayesinde de biz de yararlanmaya çalışacağız. Ölsün arkadaşlar bu askerler, önemi yok. Barbar Kral özelliğiyle burayı zaten alacaktır. Alacak. Evet. Kraliçe de buraya vuruyor. Barbar Kral bas gitsin ya. Vurduğunu devir Barbar Kral. At canını yediğim seni ya. İnsan eti yemiş değilsin ya. Hayvan eti yemiş Barbar Kral arkadaşlar. Zehirden de kaçtı. Allah'ına kurban dediğim anda kasırgaya yakalanıp portakallı suda yüzme işlemi gerçekleşiyor. Klan kalemiz dursun ya. Zevkime durdurdum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu kadar kolay üçleniyor yani. Bu orduyu mutlaka kullanın diyorum.
Tekrar çekiliş detaylarını hatırlatayım. Instagram coach.terapiyi takip ediyorsunuz. Bu gönderiye like atıp alta katılıyorum yazıyorsunuz. Eğer size çıktıysa Bursa GB üzerinden bakiye olarak size yükleniyor. İster arka plan alın, ister altın bilet alın, isterseniz parayı havaya saçın, siz bilirsiniz. Yani hesapladığın zaman 280 liradan 5 çarpı 280 1400 liralık bir çekiliş arkadaşlar. Matematiğin iyi olduğunu da buradan size de anlatmış oldum diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bugün saat 22'de bu arada arkadaşlar. Canlı yayınımız var. Terapi klanıyla rekor denemesi yapacağız. Nasıl? Geçenki son video canlı yayınımızda da böyle yaptık. Kanalımızda canlı yayın tekrarlarını bulabilirsiniz. Yani öyle böyle değil arkadaşlar. 1,5 saatte filan böyle normal savaşlarını izletiyorum herkesin. Sonra aynı anda dalıp yok ediyoruz ve 150 atıp yayını bitiriyoruz. Yine bugün öyle yapacağız. Çok konuştum, çenem düştü. Görüşürüz, hoşça kalın.